Karadeniz bölgesinde öyle bir güzelliğin içine düştük ki. Geçmişi köklü medeniyetlerin izlerini taşıyan kadim şehir Giresun'da, fındığın ve kemençenin başkentindeyiz. Harşit Çayı Vadisi üzerinde güzelliği henüz fazla keşfedilmemiş bir saklı cennette Doğankent ilçesinin Doymuş köyüne vardık. Harşit Vadisi'nin güneyindeyiz. Ormanlarla çevriliyiz. Meşe, kızıl ağaç, pelit, kestane, yabani fındık, orman gülü, ladin, yabani kiraz, ayıt, köknar, çam, ardıç, kara ağaç. Çeşit çeşit ağacın kokusu karışmış birbirine. Doğankent ilçesinin 9 köyünden biri Doymuş köyü. Eğimli topraklar üzerinde kurulmuş burada yaşamlar. Karadeniz bu. Zikzak çizen bembeyaz yol yeşilin içinde nasıl da göze çarpıyor. Dağlar derin vadilerle kavuşuyor birbirine. Sis deyince akla ilk gelen yerlerden biridir Giresun'un dağları. Karadeniz'in yavuklusudur Sis. Ne güzel bu yolda ilerlemesi. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz yeşil. Yeşil tarafından sobelendik. Toprak bereketli. Burada evlerin önü silme bahçe. Mısır, fasulye ama illaki fındık. Fındık başlıca geçim kaynağı, varı yoğu buraların. Eskiden besicilik de yapılırmış buralarda. Ancak zaman geçtikçe sadece fındık kalmış geriye. Toprak bereketli, bereketli de yine de aileler büyüyüp araziler küçüldükçe, iş ve aş da yetmeyince göç olmuş buraların kaderi. Doymuş köylüler de göçmüşler ata topraklarında. Göç ettikleri yerlerden biri olmuş İstanbul'un göz bebeği ilçesi Yeşil Mavi Beykoz. Buraya konuşlananlar kurdukları yöre derneğinin çatısı altında iyi ve kötü günlerinde her vesileyle bir araya gelmişler ki kopmasınlar birbirlerinden, geleneklerinden, göreneklerinden. Gurbete çıkılır da özlenmez mi böylesi bir sıla? Bu sıla ne güzel sıla. Rüyalara girmez mi bu dağ, bu bağ, bu gökyüzü? Fındık zamanı geldiğinde hemen düşülür yola varmak için buralara. Yaklaştıkça köye derin bir oh çekilir. Oh, bu mübarek hava. Mısır özellikle eski zamanlarda un yapılıyor oluşu nedeniyle önemli bir besin kaynağıydı Karadeniz'de. İlçeye otoyol gelmeden önce çevre köylerinin mısır ihtiyacını da karşılayacak denli mısır yetiştirilmiş Doymuş köyünde. Rivayet edilir ki çevre köylerin yaşadığı açlık sorununu yaşamamış olması dolayısıyla Doymuş denmiş köyün adına. Eski bir köy evi. Selamlaşıyoruz uzaktan uzağa. İçinde yaşayanının olması güzel.
eski evler arasında yeni yapılaşmalar da görüyoruz. Kim bilir, belki de çok uzak olmayan bir zamanda hızlanır köylere geri dönüşler. Karadeniz'e özgü mimari yapılardan biri olan bir serender görüyoruz. Ürünleri depolamak ve kurutmak amacıyla haşerenin girişini önleyecek şekilde uzun dört ayaklar üzerine inşa ediliyor serenderler. Zaman zaman sohbetler de edeceğiz köyde. İlk sohbetimiz muhtarımız Enver Temizli olacak. Olsun ki temel bilgileri alalım kendisinden köyü hakkında. Görevinde ilk dönemiymiş muhtarımızın. Buyurun muhtarım. Köyümüzün 140 hanesi var. Nüfus olarak 650-700 civarında nüfusumuz var. Yaz dönemlerinde gurbetten gelenlerle bu 1500'ü geçiyor. Köyümüz Giresun ilinin Doğankent ilçesinin Gümüşhane ile birleşik olan bir köyü. Gümüşhane Üçtaş köyü ile sınırdayız biz burada. İlçemiz Doğankent. Doğankent'e 10 kilometre, ile de 100 kilometre mesafede. Köyümüzün geçim kaynağı görüldüğü üzere fındıkla dayalı bir geçim kaynağı var. Hayvancılık vardı eskiden. Hayvancılık son zamandaki girdi fiyatları, insanların, gençlerin gurbete gitmesiyle beraber hayvan bakılmaz oldu. Daha çok hanesinde ev, hayvan yok. Köyümüzün 5 adet mahallesi var. Bunlar aşağıdan yukarı sayacak olursak Üzümce Mahallesi, Melikli Mahallesi, Celal Mahallesi, Çerkezli Mahallesi, bir de Gökçebeli Mahallesi olarak 5 adet mahallesi var. Köyümüzde merkez camimizin bitişinde bir adet de şeyimiz, Kur'an kursumuz mevcut olup bu Kur'an kursu tahminen 62-63 yıllık bir Kur'an kursu. Şu anda öğrenci yokluğundan, ilkokullarda olmadığı gibi Kur'an kursunda da okuyacak öğrencimiz yok. Gençler hep gurbette, çocuklar oralarda kalıyorlar. Yaz fındık zamanı geldiği zaman da yaylada camimiz var. Yaylada'daki camimizin Kur'an kursu bölümünde imamımız olduğu zaman Kur'an okutuyor orada. Taşımacılık sistemiyle ilk öğretim Doğankent'te yapılmakta olup genellikle öğrenci Gökçebil mahallemizde var. Onlar da taşımacılık sisteminden faydalanıyorlar. İlk durağımız bu güzellik olsun. Doymuş Şelalesi. Yaklaşık 25-30 metre yükseklikten dökülen bu tabiat harikası sesiyle tam bir şifa kaynağı. Rehabilite ediyor insanı. Kayaları öyle güzel yıkıyor ki suyu. Harşit ya da diğer adıyla Doğankent Çayı. Gümüşhane'den doğup sırasıyla Torul, Kürtün ve Doğankent'ten geçerek Tirebolu ilçesine vardıktan sonra Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nın yemyeşil suyu üzerinde süzülüyoruz. Derelerin varlığı çok güzel. Güzel de taşkınları da göz ardı etmemeli. 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin izlerini hala taşıyor Doymuş Köyü. Ne kadar yüksekteyiz, nefesimiz kesildi. Han yanı deniyormuş bu mevkiye. Köy eski İran yolu üzerinde olduğu için ticaret yapan kervanların da uğrak noktasıymış bir zamanlar. Kervan yolcuları buradaki handa dinlenir, hayvanlarını da dinlendirirlermiş.
Sonra canlanmış bir halde devam ederlermiş yollarına. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi hayvancılığın son yıllarda Doğankent ilçesi genelinde de bir azalış gösterdiğini görüyoruz. Tabii Doymuş Köy de bu azalıştan almış payını. Ama bunun yerine arıcılık gelişmeye başlamış köyde. Bu bereketi simgeleyenlerse kovanlar. Doğankent genelinde üretilen çiçek ve kestane balına Doymuş Köy de katkı sağlıyor. Ne de olsa çeşit çeşit ağaç ve çiçeklerle bezenmiş köy. Bitkiler rüzgarla nasıl da huzur dolu bir sohbetteler. Toprağın gerdanlığıdır çiçek. Renk renk. Gözlere şenlik. Arılar da mutlu bu durumdan. Şu V şeklindeki koyu yeşil derin vadide bir anıt misali yükseliyor Uzunkaya. Adı üstünde uzun, doğal bir oluşum bu. Ne kadar da heybetli. Bir ressam elinden çıkmışçasına mükemmel. En güzel bestekar, en güzel mimar, en güzel ressam değil mi ki Yaradan? Serenderleri köye dağılmış halde görmek mümkün. Yaylacılık önemli bir kültürdür Karadeniz bölgesinde ve tabii Giresun'da. Her yıl Temmuz ayının 3. haftasında Abadan Yaylası'nın Elek Meydanı'nda bir araya gelir Doymuş köylüler. İşte böylesi güzel bir yerde Doymuş Köy Camii. Sisli dağları alarak karşısına gizem katmış gizemini. Buyurun, caminin içine de girelim. Ahşabın hakimiyeti var içeride. Tekin abimizle güzel bir bostanın önünde sohbet edeceğiz. Eski muhtarı Ahmet Tekin Tayinoğlu. 1954 doğumlu. İlkokula 1960 yılında başladık. 15 gün Doğankent'e indik, çıktık köyden. O zamanlarda köyde araba yolu yoktu. 1960'ta Çatal Ağaç İlkokulu açıldı. Orada eğitime başladık. 5 yıl Çatal Ağaç İlkokulu'na gittik geldik yaya. Geçim kaynağı o zaman malcılık vardı. Fındıkçılık da yoktu o zamanlarda. Fındıkta 1965-70'lerden sonra başladı fındıkçılık. Malcılıkla geçiniyordu zamanın insanları. Elektrik yoktu. Hatta şimdiki el fenerleri bir daha yoktu. O zamanlar kaz lambası derdik. Kaz lambası yakardık. Çıra yakarlardı. Onları biliyoruz. Hatta çarıklar vardı. Çarık giyerlerdi. Onları da biliyorum, hatırlıyorum yani. O zamanları işte köyde yetişen fasulyeydi, patatesiydi, mısırıydı. İşte doğal şeyler yapardı. Malcılık, yoğurt, süt, tarlada kara lahana, Karadeniz'in şeyi budur zaten.
Bunlarla geçimini sağlarlardılar. Unutmadığımız bir anımız, ilkokuldayken Aziz Hoca diye bir hocamız vardı. Hiç unutmam hocam, Allah rahmet etsin. Tavuk besliyordu. Tavukları yumurtluymuş, yumurtanın nerede olduğunu bilmiyorlardı. Şey yaparken ben taşın altına girdim. O zaman tabii ben daha zayıfdım, küçük kız. Burada tavukların yumurtlarını buldum. Hocaya verdim o yumurtları. Dedim, tavuklar böyle yumurtlamış. Hocam ben, o zaman benim ismim Cingöz takmıştı. Hiç unutmam bunu. Yani hiç kimsenin giremediği bir yere girdim. Burada yumurtlara rastladım, haber verdim. Adım Mehmet Akbulut, emekli öğretmenim. Burada doğdum. Bizim Besicilik'te geçiniyordu ailemiz. Dolayısıyla bir kere kesinlikle herkesin görevi belliydi. Yani biri çoban şeye koyuna gider, biri kuzuya gider, biri efendim inekleri otlatır, bir başkası danaları otlatır. Dolayısıyla bu çobancılığa gidenler gider, diğerleri de arazide çalışır. Tarlada çalışır, babaya, anneye yardımcı olur. Bir de dolayısıyla o zamanlar hani sonradan nüfus planlaması çıktı. Çok çocuklu olmak şeydi, önemliydi yani. Neden? Yardım olacak yani evde, üretime katkı sağlayacak herkes. Onun için de yani boş vaktimiz olmuyordu. O günleri özlemiyoruz çünkü gerçekten çileydi yani, çok ağırdı yaşam şartları, çok ağırdı. Bir kere suyumuz yoktu yani, bu su bolluğunda evden suyumuz akmazdı yani, ilk suyu getiren biziz yani. Burada benim bir amca oğlu vardı, Belçika'dan çalışıyordu, dedi ki borusunu ben alayım dedi, şu ileriki dağdan getirdik suyu. Boru da siyah boru, o siyah plastik boru yani, Giresun'dan alınıyordu, buralarda satılmıyordu yani. Onu getirdiler, biz ona bayıldık yani, böyle bir modern bir şey olarak gördük biz onu tabii ki. Sonra da suyu bir rampadan çıkarttık, oradan akar mı akmaz mı tereddütümüz vardı, kanalını derin kazdık. Ondan sonra suyu gözden bağladık, oradan borunun ucundan suyun aktığını gördüğümüz zaman bayram ettik artık suyumuz geliyor diye. Su buradan 500 metre öteden sırtta ağaç kovayla taşıyordu analarımız. Yani çok zor bir şarttı. Patika yoldan gidiliyordu. Her yere patika yoldan gidiliyordu. Şimdiki arabalar o zaman taşımacılık için katırdı yani. Elektrikte de bizim yolumuz yoktu, elektrik geldi, verildi. Ağaç direkleri taşıdık, bütün çok da büyük ağaç direkler gelmiş işte şimdikiler gibi. Onların taşınması imkansız, ağaç motorlarla bunların dibinin kalın yerlerini kestiler. Uç kısımları işte ince yerlerini iki kişi, üç kişi ağacı omuzlarında getirerekten buralara taşıdık, gösterilen yerlere dikildi işte. Tabii ki elektrik de ayrı bir şey oldu bizim için, modernleşme oldu yani, dünya nimetlerinden yararlanma adına çok önemliydi, ona da çok sevindik tabii ki. Gökçebel Mahallesi'nde bulunan köy mezarlığı, nasıl da en yüksekte, derin bir vadi bu, nefes kesiyor güzelliği. Şehirlerde yaşar da insan, böylesi bir köy mezarlığına gömülmeyi istemez mi? Bağdadi tarzda yapılmış olan eski evlerden biri. Daha yakından inceleyelim. Ne kadar da güzel. Camları yeni takılmış. Belli ki koruyup gözetleniyor. Ne mutlu. Tarihin bu kıymetli sözcülerinin yaşatılmaları lazım.
Artık inşa eden yok onları zira. Betonlar arasında geçiyor ömürlerimiz. İçme suyu kaynakları bakımından zengin bir köy Doymuş Köyü. Ve işte köyün çeşmesi. Bir hayrat. Ne boldur Karadeniz'de hayrat çeşme. Toprağın her yanından fışkırır burada su. Bu suyu insanların erişimine sunmak kıymetli bir hizmet. Hayrı geçenin niyeti kabul olsun. Köyün iki ilkokulu olduğunu belirtmişti muhtarımız. Okulların her ikisi de öğrenci yetersizliği nedeniyle atıl durumda. Köy okullarından birindeyiz. Okullardan yükselen çocuk seslerini duymuyor olmak hep üzmüştür bizi. Köyün bu küçük şelalesi de karşımıza çıkarak sürpriz yapıyor bize. Biz adına sürpriz şelale koyduk onun. Gökçebel Camii'ne de merhaba diyelim. Nasıl da eğimli bir arazinin üstünde. Derin bir vadiye bakıyor. Ezanı yankılanıyor bu dağlarda beş vakit. Sen neden gizlendin böyle bilge ev? Bilge diyoruz sana. Çünkü çok görüp geçirmişsin belli. Yaşayanın yok içinde. Ondan mı mahzunluğun, yoksa utangaçlığından mı? Ağaçlara anlattığın gibi bize de anlat derdini. Belki hafifler üzünü. Değirmenler her zaman can damarı olmuş köylünün. Ancak ne zamanki sanayileşme artmış, köylerde nüfus azalmış, bakkalların raflarına konulmuş paket unlar ve onların da azalmış işlevleri. Köyün değirmenine geldik. Kürtlü değirmeni deniyormuş adına. Buğdayın, mısırın un haline getirildiği yer burası. Burada un yapılacak ki o harika yöresel lezzetler pişsin kuzinelerde. Mis gibi mısır ekmeği mesela. Kürtlü değirmeni selde yıkılmış ancak köylü tarafından yeniden inşa edilmiş. Hala hizmet sunuyor köylülerine. Ne güzel. Bakın nasıl da dönüyor taşı. Mısır taneleri o güzel renkli una dönüşüyor.